Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu passive ersatz. Bunu arkadaşlar sich lassen plus infinitiv konusuyla birlikte görüyor olacağız. Hazırsanız dersimiz başlasın. İlk alıştırmamız başlamadan önce arkadaşlar şunu hatırlatmak istiyorum. Passive ersatz pasif yani edilgen bir cümlenin yedek hali yani bir alternatifi olarak düşünülebilir. Biz bunu sich lassen plus infinitiv formunda inceliyor olacağız. Pasif konusuyla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa mutlaka ilgili ders videosunu izlesin ki burayı kolay bir şekilde kavrasınlar, anlasınlar. İlk örneğimizle başlayalım isterseniz arkadaşlar. Burada die Matheaufgabe kann schnell gelöst werden. Burada bir pasif cümle söz konusu arkadaşlar. Bunu nereden anladık? Bakın gelöst werden yani öncelikle bir anlamlandıralım. Die Matheaufgabe matematik çalışması, matematik etüdü gibi algılanabilir. Schnell lösen neydi arkadaşlar? Lösen çözmek demek. Schnell çabukça çözülebilir demek istiyor burada. Burada bir edilgenlik söz konusu. Yani bir raporlama gibi düşünülebilir bunu. Ne diyor? Die Matheaufgabe kann schnell gelöst werden. Matematik çalışması kolay bir şekilde, daha doğrusu hızlı bir şekilde çözülebilir diyor cümlemiz. Burada inceleyecek olursak ne var arkadaşlar? Modal fiilimiz können var. Onun haricinde Partizip 2 var. Lösen ne olacak? Gelöst olacak. Ve werden yapısını kullanmam gerekiyor ki ne yapayım? Pasif yapayım. Şimdi konumuz ne? Sich lassen plus infinitiv. Sich lassen, lassen arkadaşlar bırakmak anlamına geliyor. Ancak burada yaptırtıyor, ettirtiyor gibi bir anlam söz konusu ki güzel Türkçemizde böyle söylemeyiz. Cümleyi bir inceleyelim. Ondan sonra ne demek istediğimi anlatacağım size. Die Matheaufgabe lässt sich schnell lösen. Bakın arkadaşlar, sich lassen ve infinitiv formda lösen'i görüyoruz. Yani infinitiv mastar halde, lösen demek ki çözmek demek. Ne diyor bu cümle arkadaşlar? Matematik çalışması ya da etüdü hızlıca çözdürtüyor kendini. Öyle demeyiz, ne deriz? Hızlıca çözülebiliyor deriz. Öyle değil mi? Ancak Almanca'da işte lässt sich yapısı kullanıldığı için hani bunu birebir Türkçe'ye çevirdiğimizde böyle bir şey çıkıyor ortaya ki biz güzel Türkçe'de böyle demeyiz değil mi? Ne deriz? Hızlıca çözülebiliyor deriz. Dolayısıyla Almanca'da arkadaşlar pasif yapabileceğim gibi bunu pasif ersatz da yapabiliyoruz. Ancak bizde böyle bir şey yok değil mi? Ne deriz? Çok kolayca ya da hızlıca çözülebiliyor deriz ve ne yaparız? Raporlama dili ya da edilgen bir şekilde ne yapmış oluruz? Bunu ifade etmiş oluruz. Yani biz bu noktada arkadaşlar sich lassen plus infinitiv için şöyle diyebiliriz. Bir alternatiftir yukarıdaki cümleye. Yoksa anlamda herhangi bir farklılık yok arkadaşlar. Dolayısıyla tekrar burayı bir toparlayacak olursak Die Matheaufgabe kann schnell gelöst werden diyebileceğim gibi sich lassen plus infinitiv olarak incelendiğinde die Matheaufgabe lässt sich schnell lösen de diyebiliyoruz. Demek ki burada dikkat edilmesi gereken şey ne? Sich lassen ve infinitiv halde cümlenin sonunda konumlanmış oluyor. İkinci örneğe bakalım arkadaşlar. Die Schrift des Arztes kann nicht leicht gelesen werden. Evet. Ne demek istiyor? Die Schrift neydi arkadaşlar? Yazı demekti. Arzt, doktor demek. Ancak burada die Schrift des Arztes genitif bir yapı olduğunu eminim ki hemen anlamışsınızdır. Yani doktorun yazısı. Değil mi? Doktorun yazısı. Kann nicht leicht gelesen werden. Gayet bariz. Değil mi? Evet, bir genelleme yapıldığında böyle bir şey var değil mi? Doktorların yazısı maalesef her zaman böyle kolaylıkla okunamayabiliyor. Dolayısıyla bu cümle de onu anlatıyor zaten. Ne diyor? Doktorun yazısı ne yapılamıyor? Bakın, können, kann nicht leicht, kolayca ne yapılamıyor? Gelesen werden, okunamıyor. Bakın burada bir pasiflik söz konusu. Neden? Modal fiilimiz var mı? Evet var, können var.
Partizip 2 formunda lesen ne olmuş? Gelesen olmuş ve werden formumuz var. Dolayısıyla doktorun yazısı kolaylıkla okunamıyor diyor cümlemiz. Dolayısıyla die Schrift des Arztes kann nicht leicht gelesen werden. Şimdi bunu arkadaşlar sich lassen plus infinitiv formuna oturtacak olursak ne olacak? Ne olacak arkadaşlar? Gene aynı şekilde buraya alıyorum. Die Schrift des Arztes lässt sich nicht leicht lesen. Bakın ne diyor arkadaşlar? Gene aynı şekilde doktorun yazısı kolay okutturtmuyor kendini gibi bir anlam çıkıyor hani Türkçe'ye çevirdiğimizde. Ancak gene aynı anlamda ne diyor? Kolay okunmuyor. Dolayısıyla die Schrift des Arztes, bakın sich lassen neye göre çekimlenmiş? Tekil bir durumda. Çünkü bir yazıdan kasıt. Dolayısıyla bunu üçüncü tekil olarak düşünmemiz lazım. Tıpkı üstteki örnekte olduğu gibi lässt, değil mi? Lässt sich nicht leicht lesen. Bakın burada ne olmuş arkadaşlar? Mastar halde yani infinitif halde lesen kalmış, değil mi? Lässt sich lesen. Aslında bakıldığında değil mi? Ne var? Lässt sich lesen okutmak, kendini okutmak gibi bunu alıyoruz. Dolayısıyla diğer cümlelerin öğelerini de işin içerisine kattığımızda anlam kazanıyor ve ne olmuş oluyor? Die Schrift des Arztes lässt sich nicht leicht lesen cümlesi ortaya çıkmış oluyor, değil mi arkadaşlar? Ne kadar kolay olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla burada dikkat edilmesi gereken ne? Sich lassen'i mutlaka buna göre, değil mi? Özneye göre çekimlemem gerekiyor ve mastar halde ne yapmam gerekiyor? Fiilimi sonda bırakmam gerekiyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Onun haricinde yapıların aynı kalıyor. Bakın buradaki genitiflik yapıyı ne yapmışım? Buraya taşımışım. Ne kadar kolay olduğunu görüyorsunuz. Lassen aynı zamanda hatırlayacak olursak arkadaşlar buradan da anlamışızdır. Düzensiz fiil niteliği taşıyan bir fiil, değil mi? Şöyle bir hatırlayalım. Nasıl çekimliyorduk? Ich lasse, değil mi? Ich lasse, ben bırakıyorum, değil mi? Sen bırakıyorsun derken du lässt, er sie es lässt, wir lassen, ihr lasst, sie lassen şeklinde çekimlendiğini eminim ki hatırlıyorsunuzdur, değil mi? Hatta bununla dair ayrıntılı bir şekilde lassen ile ilgili bir video, bir ders videosu yapmıştık. Bununla ilgili ayrıntıları orada bulabilirsiniz. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Die Matheaufgabe kann schnell gelöst werden. Die Matheaufgabe kann schnell gelöst werden. Die Matheaufgabe lässt sich schnell lösen. Die Matheaufgabe lässt sich schnell lösen. Die Schrift des Arztes kann nicht leicht gelesen werden. Die Schrift des Arztes kann nicht leicht gelesen werden. Die Schrift des Arztes lässt sich nicht leicht lesen. Die Schrift des Arztes lässt sich nicht leicht lesen. Sıradaki örneğimizle devam edelim arkadaşlar. Das T-Shirt kann mühelos gewaschen werden. Bakalım anlamlandıralım. Das T-Shirt kann mühelos, T-Shirt mühelos arkadaşlar zahmetsiz demek. Gewaschen werden zaten bariz bir şekilde, değil mi? Waschen Partizip 2 olarak incelendiğinde ne oluyordu? Gewaschen oluyordu. Dolayısıyla ben burada pasif bir cümle görüyorum. Değil mi? T-shirt zahmetsiz yıkanabiliyor diyor. Dolayısıyla ben ne yapacağım? Modal fiilimi Partizip 2 ve werden yapısını bir araya getirdim mi? Evet. Dolayısıyla bu bir pasif cümle oldu. Değil mi? T-shirt zahmetsizce yıkanabiliyor anlamına gelmiş oluyor. Şimdi ben alternatif olarak pasif ersatz yani edilgenliğin yediği denilen, değil mi? Bir alternatif olan sich lassen plus infinitiv formunda bunu nasıl yorumlarım? Gayet kolay.
Ne yapıyorum arkadaşlar? Gene aynı şekilde das T-shirt ile başlıyorum ve sich lassen ile devam edeceğim. Dolayısıyla das T-shirt üçüncü tekil olduğundan dolayı ne olacak? Lässt olacak değil mi? Refleksif bir durum. Lässt sich mühelos waschen. Bakın ne oldu? Gewaschen tekrar mastar halde, yani infinitif halde cümlenin sonuna gitti. Önüne de değil mi ne geldi? Zahmetsizce denilen değil mi? Mühelos anlamına gelen değil mi? Zahmetsiz yıkanabiliyor değil mi? Yani t-shirt aslında birebir çevrildiğinde şöyle deniliyor. T-shirt kendini zahmetsizce yıkatıyor gibi değil mi? Türkçe'de komik bir anlama denk düşen bir anlam oluyor. Halbuki ne demek istiyor burada? Bir edilgenlik söz konusu. T-shirt zahmetsizce yıkanabiliyor. Aslında üstteki cümleyle aynı. Ancak burada farklı bir yapı söz konusu olduğu için, sich lassen yapısı söz konusu olduğu için değil mi? Almanca göre farklı yorumlanmış oluyor. Dolayısıyla das T-shirt lässt sich mühelos waschen denildiğinde üsttekinin aslında aynı anlamı arkadaşlar. Sadece yapısal değişiklikler burada söz konusu. Anlam olarak herhangi bir farklılık yokmuş demek. Der Mann kann nicht verstanden werden. Evet. Der Mann artık biliyoruz değil mi? Adam demek. Verstanden zaten alt tarafta da yazılmış. Verstehen anlamak demek arkadaşlar. Der Mann kann nicht verstanden werden. Adam anlaşılamıyor demek arkadaşlar. Burada da değil mi bir edilgenlik söz konusu. Anlaşılamıyor. Dolayısıyla kann nicht verstanden werden. Ne olmuş arkadaşlar? Partizip 2 olarak verstehen, verstanden'e dönüşmüş. Werden yapısı var. Modal fiilin könünün var. Dolayısıyla adam anlaşılamıyor derken der Mann kann nicht verstanden werden. Bunu şimdi sich lassen plus infinitif yaptığımızda ne olacak arkadaşlar? Bakın ne kadar kolay olduğunu görüyorsunuz. Verstanden tekrar kendi haline, yani mastar haline dönecek değil mi? Ve sich lassen ile beraber yorumlandığında der Mann lässt sich nicht verstehen. Değil mi? Adam anlaşılamıyor. Bakın burada da gene anlaşılamıyor diyor. Burada da gene anlaşılamıyor. Ancak şimdi ben bunu birebir Türkçe'ye çevirecek olsam arkadaşlar bayağı bir çeviri hatası yapmış olurum. Ki bunu arzu etmeyiz ama ne demek istediğimi anlamanız olarak anlamanız için söylüyorum. Adam kendini anlattırtmıyor. Yani gibi bir anlam çıkıyor. Yani ne kadar abuk bir anlam olduğunu görüyorsunuz değil mi? Hani birebir çevrildiğinde. Kendini sanki hani bu adam sanki kendisini isteyerekten anlaşılmak istemiyormuş gibi davranıyor gibi anlaşılabilir. Ama cümle onu demiyor ki. Burada cümle ne diyor? Adam anlaşılamıyor demek istiyor. Ve sich lassen aslında nasıl bir fonksiyonu olduğunu burada anlamış oluyoruz arkadaşlar. Yani birebir çevrilemiyor. Çünkü çevrildiğinde ben bile böyle şekilden şekle giriyorum. Çünkü hani çok abuk bir anlam çıkıyor. Çok saçma bir anlam çıkıyor. Dolayısıyla adam kendi anlaşılamıyor. Değil mi? Der Mann lässt sich nicht verstehen ile ne yapmış oluyorum? Aslında bir nevi alternatif oluşturmuş oluyorum pasif cümleye. Çünkü burada bir alternatif, yani sich lassen söz konusu olduğundan dolayı değil mi? Artı infinitif verstehen söz konusu olduğundan dolayı der Mann lässt sich nicht verstehen demiş oluyorum ve pasif ersatz yapmış oluyorum. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Das T-shirt kann mühelos gewaschen werden. Das T-shirt kann mühelos gewaschen werden. Das T-Shirt lässt sich mühelos waschen. Das T-Shirt lässt sich mühelos waschen. Der Mann kann nicht verstanden werden. Der Mann kann nicht verstanden werden. Der Mann lässt sich nicht verstehen. Der Mann lässt sich nicht verstehen. Sıradaki örneğimizle devam edelim arkadaşlar. Die Milch kann nicht mehr getrunken werden. Evet, gayet anlaşılır bir cümle, öyle değil mi? Die Milch, süt ne yapılamıyor? Nicht mehr, mehr daha anlamında
Daha fazla ne yapılamıyor? Getrunken werden. Bakın burada getrunken neydi? Partizip 2 olarak baktığımızda trinken'in partizip 2 haliydi, öyle değil mi? Ne olmuş? Werden'le beraber kullanılmış. Modal fiilim de var. Können. Dolayısıyla süt daha içilemez, değil mi? Artık bu süt içilemez anlamına geliyor. Dolayısıyla die Milch kann nicht mehr getrunken werden demiş oluyoruz. Bunu şimdi sich lassen plus infinitiv formunda inceleyecek olursak ne olacak? Die Milch'i tekrar buraya alacağım. Ancak bu sefer sich lassen plus infinitiv, yani mazhar hali. Ne yapacağım buradaki getrunken? Yalın hali, yani mazhar hali neydi? Trinken'di. Ne yapacağım? Die Milch lässt sich nicht mehr trinken diyeceğiz, değil mi? Bu süt artık içilemez anlamına gelmiş oluyor, değil mi? Ziyan olmuş bir süt, değil mi? Dolayısıyla ne yapmış oluyoruz? Bir raporlama yapıyoruz. Diyoruz ki artık bu süt içilemez. Dolayısıyla die Milch lässt sich nicht mehr trinken. Birebir çevirecek olmuş olsaydık çok anlamsız bir şey çıkacaktı ortaya. Ne olacaktı o zaman? Süt kendini içirtmiyor gibi, değil mi? Çok abuk, çok anlamsız bir şey çıkacaktı. Dolayısıyla lässt sich yapısı neymiş arkadaşlar? Deminden beri söylüyorum. Pasifin, değil mi? Pasifin alternatif hali. Dolayısıyla die Milch lässt sich nicht mehr trinken ile die Milch kann nicht mehr getrunken werden arasında anlamsal olarak hiçbir fark yok. Sadece yapılar değişik. Der Gutschein kann heute gelöst werden. Öncelikle bir anlamlandıralım arkadaşlar. Der Gutschein kupon demek. Hani bilirsiniz ya, alışveriş yaparken kullanılan kuponlar vardır. İndirim kuponları vardır. O kapsamda, yani bunlara Almanca'da Gutschein, der Gutschein deniliyor. Der Gutschein lösen. Lösen de arkadaşlar dersin başında görmüştük bu eylemi. Çözmek demekti. Ancak buradakinin anlamı şu. Kupon ne yapılamıyor? Düzeltiyorum. Kuponun kullanılması anlamını barındırıyor. Yani den Gutschein lösen denildiğinde demek ki kuponu ne yapmak? İşte alacağınız bir işte bir mal vardır, değil mi? Bir şey vardır alışverişte. Dolayısıyla onu ne yapmış oluyorum? Onun yerine geçirmiş oluyorum. Para yerine geçen bir çek olmuş oluyor bu çoğunlukla. Dolayısıyla ben Almanca'da bunu Gutschein lösen eylemiyle birlikte kullanıyormuşum. Kuponu bozdurmak gibi de düşünülebilir, değil mi? Dolayısıyla der Gutschein kann heute gelöst werden ne yapılabiliyormuş? Kupon bugün ne yapılabiliyor? Kullanılabiliyor anlamına gelen der Gutschein kann heute gelöst werden. Burada da bakıyoruz arkadaşlar, ne var? Partizip 2 olarak lösen ne olmuş? Gelöst olmuş. Werden yapısını görüyoruz. Modal fiilim können var. Öyle değil mi? Gayet güzel bir pasif cümle görüyoruz. Der Gutschein kann heute gelöst werden. Şimdi biz bunu pasif ersatz sich lassen plus infinitiv formunda incelediğimizde artık ne oluyor arkadaşlar? Können artık olmuyor, değil mi? Gelöst artık olmayacak. Onun yerine ne olacak? Mazhar halde lösen olacak. Werden tamamen kalkıyor, değil mi? Dolayısıyla ne yapacağım? Lässt sich diyeceğim. Neden? Çünkü burada üçüncü tekil söz konusu. Der Gutschein üçüncü tekil, değil mi? Dolayısıyla lässt şeklinde çekimleniyordu, değil mi? Ich lasse, du lässt, er sie ist lässt. Dolayısıyla der Gutschein lässt sich heute lösen. Yani çek bugün ne yapılabiliyor? Kullanılabiliyor anlamını anlamına denk düşmüş oluyor, değil mi? Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Die Milch kann nicht mehr getrunken werden. Die Milch kann nicht mehr getrunken werden. Die Milch lässt sich nicht mehr trinken. Die Milch lässt sich nicht mehr trinken. Der Gutschein kann heute gelöst werden. Der Gutschein kann heute gelöst werden. Der Gutschein lässt sich heute lösen. Der Gutschein lässt sich heute lösen. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde pasif ersatz sich lassen plus infinitiv konusunu incelemiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.